Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. 5 milyar dolarlık ihmal mi, peşkeş mi? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2015'te Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Yetkilendirme ihalesi açıldı. 3G olarak bilinen frekans altyapısını kullanan GSM şirketleri, 4G frekans tahsisi için açılan ihaleye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle müdahil oldu. 4G'ye gerek yok. 2 yıl daha sabredin 5G'ye geçelim. Uzmanlar dediler ki dünyada 4.5G diye bir adlandırma da teknoloji de yok. Türkiye'deki GSM operatörlerinin de üye olduğu Dünya GSM Birliği ve Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği de mobil iletişim teknolojilerini 3G, 4G, LTE ve 5G olarak tanımlıyor. Ekonomist olduğunu söyler dururdu da Erdoğan'ın elektronik uzmanı olduğunu da öğrenmiş olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4G'yi istemedi diye uyduruk 4.5G ismi verilen teknoloji yenilemenin ihalede 20 ayrı frekans muammen bedeli 2.3 milyar avro olarak açıklandı. 4.5G ihalesi 26 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'da yapıldı. BTK Başkanı Doktor Ömer Fatih Sayan törende özetle şunları söyledi. İhalede 365.4 MHz frekans için 3 milyar 359 milyon avro teklif verilirken artı KDV ile birlikte 3 milyar 960 milyon avro gibi bir rakama ulaşıldı. Bu ihale sektöre ilişkin son 10 yılın en büyük ihalesi olmasının yanı sıra ulaşılan rakam ayrıca Türk Telekom'un devlet hisselerinin özelleştirme bedelinden sonra ulaşan en yüksek rakamdır. İhalede Türksel 8 pakette KDV dahil toplam 1.915.682.896 avro, AVEA Türk Telekom 5 pakette toplam 1.126.520.159 milyar 126 avro, Vodafone ise 5 paket için toplam 918.009.862 avro ile kazandı. İhaleden sonra tahsis edilen frekanslar 1 Nisan 2016'dan itibaren aktif kullanılmaya başlandı. Sadece kazan kazan değil, 3K diye ifade edebileceğimiz kazan 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 formülü hayata geçmişti. Operatörler yatırım maliyetleri açısından devlet ihale bedeli ve daha sonra oluşacak vergi gelirleri açısından tüketici ise daha kaliteli hizmet daha da uygun şekilde elde etme açısından kazançlı çıkacak. Kısaca burada kazanan Türkiye oldu. Şimdi bu ilginç 3K açısından günümüze operatörler devlet ve tüketici açısından bakalım. İstanbul Ankara İzmir havaalanlarında cep telefonun 5G uyarısı verdi. Deva Lideri Ali Babacan'ın basın toplantısı için Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkez binasında baktım 5G var. Araştırdım 5G için ne frekans ihalesi var ne de Telekom ve Vodafone Ankara'da 5G baz istasyonu kurmuşlar. Peki Türksel frekans ihalesi yapılmadan tek kuruş devlete ödemeden hangi yetkiyle 5G baz istasyonları kuruyor? Avro faiziyle 2016-2023 hesabı yaptım. Buna göre 4.5G ihalesi 3 milyar 960 milyon avro olduğuna göre devlet 2023'te 5G ihalesi için en az 4 milyar 730 milyon avro elde edebilir. Operatörler daha hızlı internet ve yeni teknoloji hizmetleri verebilir. Tüketici ise daha kaliteli ve çok hızlı internet hizmeti alabilir. Öncelikle şunu vurgulayayım Arap ülkelerinden 1-2 milyar dolar almak için kapı kapı gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorayım. Sıcak helal paraya ihtiyacınız yok mu? Turkcell'e varlık fonu şirketi olması nedeniyle haksız rekabet ve bedava frekans kullanım izni mi verildi? Turkcell'in Rus ortağının da bu haktan yararlanmasına göz mü yumuldu? Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve BTK Başkanı Doktor Ömer Fatih Sayana sorayım. Türksele bu ayrıcalık neden? 5G ihalesi ne zaman yapılacak? Ve tabii millet adına da şunu sorayım. 4.7 milyar dolarlık ihmal mi var, peşkeş mi var?